Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve alâ ve ashabi ecmain. Surat-ı Mekke 8. sefir 51. kısım. Vasıl, besinlerin vakitlerle değerlendirilmesi. Bilmelisin ki Allah yolunda vakitler amel sahibi bilginler için doğal cisimlerin yararları için gerekli besinlere benzer. Bazı besinler o sınıfın zekatı olduğu gibi aynı şekilde ilahi vakitte var olana ait olan kevni vakitlerin zekatıdır. Çünkü besinlerde hayvani ve bitkisel bedenlerin gıdası bulunduğu gibi vakitte de ruhların gıdası bulunur. Organların gıdası ise amellerdir. Bilgi ve amel iki madendir yani altın ve gümüş. Onların varlığıyla dünya ve ahirette hakkın maksatlarına erişilir. Bu durum gümüş ve altın sayesinde bütün amaçlara ulaşmaya benzer. Şimdi ise bu tür ve türlerle ilgili Allah'ın hakkını ki zekattır açıklayalım. Vasıl, insanın sorumlu organları ile zekat verilmesi gerekli sınıfların karşılaştırılması. Birinci sınıf yoksullardır. Yoksulların organlardaki dengi ve karşılığı cinsel organdır. Miskinlerin dengi ise midedir. Zekat toplayıcılarının dengi kalp, kalpleri sındırılacak olanların dengi kulak, kölelerin dengi göz, borçların dengi el, mücahitlerin dengi dil ve yolda kalmışların dengi de ayaktır. Bu sınıflar ile bu organlar arasındaki dengeyi zikrettiğimiz tarzda dikkate aldığında işaret ettiğimiz hikmeti öğrenirsin. Buna göre cinsel organlardaki fakirlik bellidir. Aynı şekilde midedeki miskinlik, mide ve miskinlik ilişkisi bellidir. Kalp ile çalışan kişi arasındaki ilişki açıktır. Kalpleri sındırılanların kulağa benzetilmesi de açıktır. Kölelerin göze benzetilmesi gerçekçi bir benzetmedir. Borçlunun ele benzerliği açıklayıcıdır. Mücahidin dile benzemesi ise geçerlidir. Yolda kalmışların ayağa benzemesi ise hepsinden daha açıktır. Vasıl, hacim, ölçü ve sayı bakımından miktarın bilinmesi. Müslim Ebu Said el-Hudri'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Tohum yani buğday ve hurmada 5 vesak yani birim ulaşıncaya kadar sadaka yoktur. Bunların dışındakilerde 5 zevdeye ulaşıncaya kadar sadaka yoktur. Diğer şeylerde ise 5 evaka ulaşmadan sadaka yoktur. Şari hububatta vesak birimini belirlemiştir ki bunlar bitkilerdir. Vesak bilinen bir ölçü birimidir ve 60 sağdır yani hepsi de tal ölçü birimi olarak kullanılır. 5 vesak ise 300 sağ eder. Bu ilahi isimlerle ahlaklanmanın, başka bir ifadeyle ilahi ahlakla ahlaklanmanın insanda meydana getirdiği huylardır. Çünkü bize şöyle rivayet edilir. Allah'ın 300'ü 300 huyu vardır. Onlardan biriyle ahlaklanan kimse cennete girer. Bunlar Allah'ın belirlediği tarzda insanın yaratılmışlar karşısında herkese layık olduğu şekilde uygulaması gerekli huylardır. İlahi huylar arasından zekat insanın Allah karşısında uygulayacağı bir huydur. Çünkü Allah karşısında ahlaklı olmaya en yaraşır olandır. İnsan ahlakıyla alemi memnun edemez. Bunun yerine Allah'ın katını tercih etmek daha yerindedir. Allah'ın katını tercih etmek ise yaratıklardan her sınıf karşısında Allah'ın ona davrandığı huy ile ahlaklanmaktır. Böylece insan hakka uymuş olur. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem "Beş sevdin altında sadaka yoktur" ifadesi somut varlıkların sayısındandır. Somut ile sadece amel sayılabilir, bilgi sayılamaz. Çünkü bilginin miktarı manevi, amelin miktarı ise duyusal bir şeydir. Beş sevdin altında sadaka yoktur ifadesine gelirsek, evkiye 40 dirhem demektir. Buradaki 40, kim 40 gün ihlaslı sabahlarsa hikmet pınarları kalbinden diline dökülür hadisinde geçen 40'ın benzeridir. Zekat verebilmek için 5 evak gerektiği gibi hikmet de kuldan 5 halde ortaya çıkar. Birincisi zahirindeki halidir. Bu görünen ihlastır. İkincisi batınındaki halidir. Bu ise batınındaki ihlastır. Üçüncüsü haddinde, dördüncüsü matlağında, beşincisi ise bütün bunların toplamındaki halinde zuhur etmesidir. Her birinin kendine göre ihlası vardır. Bu 5 hal
40 ile çarpıldığında ise ortaya çıkan sayı 200'dür. 200 ise nisap miktarıdır. 200'de her 40 dirhemde 1 dirhem olmak üzere 5 dirhem vardır. Bu ise o türe uygun tevhidin 40 derecesiyle ilgilidir. Mana ve ruhların miktarları Allah'ı hakkıyla takdir edemediler ayetinden hareketle miktarlardır. Duyulur amellerin miktarı vezinler olduğu gibi miktarlar da vezinlerle bilinir. Fasıl, sulanan ve sulanmayan ürünlerde zekat. Buhari, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis aktarır. Yağmurla sulanan ekinlerde öşrün yarısı sulanmadın diyse bir öşür verilir. Hadisin batini yorumu, irade edilenin amelleri ve irade edenin amelleridir. Mürit yani irade eden, Rabbi için kendisiyle beraber olan kimse demektir. Dolayısıyla ona onda birin yarısı düşer. Bu ise amelinde nefsinin gözüktüğü kısmı tezkiye etmesidir. İrade edilen ise kendi nefsiyle değil Rabbi ile beraberdir. Bu nedenle onun onda bir vermesi gerekir. O bütünüyle onun nefsidir. Çünkü kendisinden yorgunluk kalktığı için artık onun nefsi yoktur. Bu meselenin verilmiş ve kazanılmış bilgideki yorumu da böyledir. Kazanılmış bilginin yarısı Allah'a tahsis edilir. Verilmiş bilgi ise bütünüyle Allah'a aittir. Hepsi başka bir şey değil, zekatın miktarından ibarettir. Bu ise bilgi ya da amelden Allah'a ve kulun o bilgi veya amelde kendisiyle bulunması yönünden kula nispet edilen şeylerdir. Asıl, zekatın zekata konu olan maldan değil, başka bir türden verilmesi. Her 5 yetişkin devede bir koyun zekat verilir. Meselenin yorumu şudur. Dikkat edin, halis din Allah'a aittir. Amellerin zekatı ihlastır. İhlas ise amel ihlasa ki niyet demektir. Muhtaç olduğu için bir amel değildir. Vasıl, zekatta karışık şeylerin ayrışması. Darekutni, Sa'd bin Ebu Vakkas'tan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediğini aktarır. İki karışık şey bir havuzda bir araya gelmez. Çoban ve at. Meselenin batını yorumu şudur. Allah iyilik ve takva hususunda yardımlaşın buyurur. Bir şeyde yardımlaşmak, onda ortak olmak demektir. İki karışık şeyin anlamı budur. Havuz ise kalplerin canlanmasına yol açan amel ya da bilgidir. Bu iki şey söz konusu konuda her birinin muhtaç olduğu şeye göre arkadaşından yardım ister. Bu havuz insanda bulunur. Kalp ve organlar ise iki karışık şeydir. Organ amelle kalbe yardım ederken kalp ihlas ile organa yardım eder. Öyleyse o ikisi amel ya da bilgi talebinde birbirine katılır. Hadiste geçen çoban ameli koruyan sebep demektir ki huzur ve bilinçtir. Örnek olarak namazı verebiliriz. Namaz kılının yüzünü kıbleden başka bir yöne çevirmesi mümkün olmadığı gibi bu ibadetle Rabbinden başka bir şey amaçlaması da mümkün değildir. İşte bu o ibadeti korumak demektir. Kalp ve duyu ise onda birbirine karışmıştır. At, o bilgi ya da amelin Allah katında meydana getirdiği kabul ve sevabı sağlayan şeydir. Bu ikisi ödülde ortaktır. Böylece nefis, bilginin verdiği şeyden kendisine yaraşır olanı alırken, bedene ait duyu da ahiret hayatında yaraşır, güzel sureti alır. Her ikisi için bu durum meydana getiren ise ortak oldukları güçlüktür. Vasıl, sadaka bulunmayan amel. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Avamileh yani develer sadaka yoktur. Cepheye yani atlar sadaka yoktur. Hadisi Darekutni Hazreti Ali'den aktarır. Avamil çalıştırılan develer, cephe ise atlardır. Daha önce atın zekatından söz etmiştik. Vasıl, batını yorum. Bedenler ruhların hizmetkarlarıdır çünkü ruhlar sorumlu oldukları şeyleri bedenleri üzerinde icra eder ve bedenler vasıtasıyla amel gerçekleşir. Bedeninde çalışan kimseye ise zekat düşmez. Zekat bedeni çalıştıran ruha düşer. Ruhun zekatı ise niyet ve takvadır. Niyet, ameli sırf Allah için yapmak demektir. Allah şöyle buyurur. Onların etleri ya da kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden olan takva Allah'a ulaşır.
Asıl içinde vasıl. Bir cinsten zekatı vermek. Ebu Davud, Muaz bin Cebel'in Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderirken şöyle söylediğini aktarır. Buğdaydan buğdayı, sürüden koyunu, inekten ineği zekat olarak al. Vasıl. Batını yorum. Zahirin zekatı, şeriatın kendisini sınırladığı memduh fiillere benzerliği bulunan farz amellerdir. O halde farz namaz, nafile namazların zekatıdır. Çünkü o farzdır. Ya da insanın adadığı namaz ya da herhangi bir ibadet zahirin zekatıdır. Aynı şekilde batındaki fiillerin de kendi cinslerinden zekatları vardır. Bu ise insanı ibadete sevk eden şeyin korku ya da arzu olmasıdır. Batını davranışa sevk eden şeyin zekatı, insanların istek veya korkusu değil, Rabbliğin hak ettiği emir ya da yasağına bağlanmaktır. Vasıl, zekat olarak verilemeyecek şeyler. Ebu Davud, Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir mektubunda şöyle dediğini aktarır. Sadakada kör, topal veya zekat toplayıcısı istemedikçe sürüden teke alınmaz. Vasıl, batını yorum. Topal, namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar ayetine benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinç bir şekilde namaz kılın der. Öyleyse amelsiz niyet ya da amele imkan bulduğu ve engel ortadan kalkmış iken niyetsiz amel demektir. Teke söz konusu olduğunda sadaka alıcısının istemesi şu demektir. Sadaka toplayıcısı mal sahibini zorlamaz. Bu başından sonuna kadar amelde huzur sahibi olmanın bir simgesidir. Belki de sorumlu tutan şöyle der. Amel ancak böyle kabul edilebilir ve amel başlarken niyet yeterlidir. Şari bundan fazlasıyla sorumlu tutmaz. Yükümlü bütün amelde niyetini bulundurursa bunun sevabı ona aittir. Amelini güzel yaptığı ve bunu en nefis şekilde yerine getirdiği için ona teşekkür edilir. Bu bölümün ana fikri ibadetleri zaafa uğratacak şeylerden sakınmaktır. Örnek olarak namazda başka yöne yönelmek, lüzumsuz işlerle uğraşmak, namazda içinden haram, mekruh sözleri söylemek ve düşünmek gibi davranışları verebiliriz. Fasıl içinde vasıl, gümüşün zekatı. Daha önce gümüşün amel, altının bilgi olduğunu söylemiştik. Amelde zekat farz olduğu gibi bilgide de zekat farzdır. Nafile amel ve ilimler zekatları farzlar olan pek çok şeydir. Çünkü zekat farzdır. Nafilelerden gönüllü sadaka olan şeyler ise başından sonuna kadar kulun o amelde huzur sahibi olması demektir. Diğer zekat yani gönüllü sadaka ise bu ameliyle farzları tamamlamak niyeti taşımaktır. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylediği rivayet edilir. Kulun ilk bakılacak ameli namazıdır. Namazı tam ise onun adına tam olarak yazılır. Eksik ise Allah şöyle der. Bakınız kulumun nafile namazı var mıdır? Nafile namazı var ise Allah kulumun farz namazını nafilesinden tamamlayın der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etmiş. Sonra bütün amelleri böyle ele alınır. Yani zekat, oruç, hac ve kendisine farz olan bütün ameller böyle ele alınır. Yükümlü bu nafile ameliyle farzları tamamlamak ya da gönüllü kulluğa girmesiyle hakkın mertebesini yüceltmek isteyebilir. Onu bu davranışa ne cennet arzusu ve ne de cehennem korkusu sevk etmiştir. Vasıl, definelerin zekatı. Müslim Es-Sahih'inde Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Definede beşte bir zekat vardır. Rikas, kafir veya cahiliye döneminden toprakta kalmış defineler demektir. Vasıl, batını yorum. İnsan doğasında gömülü olan şey definedir. Bu başkanlık sevgisi hem cinslerinin önüne geçmek, çıkar sağlamak ve zarardan kaçınmaktır. Bunlardaki zekat beşte birdir. Kul kalbinde başkanlık arzusunu bulursa onu Allah'ın kelimesini gerçekte olduğu gibi kafirlerin kelimesinin üzerine çıkarmak için kullanmalıdır. Çünkü Allah'ın kelimesi yüce, kafirlerin kelimesi düşüktür. Burada küfür başka bir şey değil, şirk ve ortak koşmak demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden kılıcı hakkını vermek üzere alıp onunla safların arasına kahramanca yürüyen Ebu Ducane'nin
savaştaki böbürlenmesini gördüğünde şöyle demişti: "Bu yürüme savaşın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüme tarzıdır. Onun zekatı ise daha önce belirttiğimiz gibi kafirleri yenme niyeti, onların arasına dalmak, Allah'ın kelimesini yani İslam'ı yükseltmek ve Allah'a ortak koşanlara değer vermemektir. Yarar sağlamak ve zarardan korunmak da böyledir. Yarar sağlamanın zekatı, insanın uyku, yemek, içmek ya da dinlenmek ya da mal saklamak şeyleri bırakıp Allah'a itaati yerine getirmede kendisine yardımcı olacak yararı amaçlamasıdır. Zararı uzaklaştırmanın zekatı ise yapmak istediği Allah'a itaat ve ahirette mutluluğunu sağlayacak şeyleri engellemekten onu uzaklaştırmayı amaçlamaktır. İşte definenin zekatının beşte biri bu demektir." Böyle denilebilir. İnsan dinine nasıl zarar verebilir? Burada o zararı kendisinden uzaklaştırmazsa onun Allah'ın herhangi bir farzını yerine getirmeye engel olacağını ya da kendisiyle hayır sebepleri arasına gireceğini kastediyorum. Dolayısıyla insanın yaratılışında bulunan zarardan uzak durma duygusuyla doğasındaki gömünün beşte birini uzaklaştırması, yapmak zorunda olduğu bir farzı ihmale yol açmaz. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem define sorulmuş, o da şöyle demiştir: "Define Allah'ın gökleri ve yeri yaratırken toprakta yarattığı altındır. Başka bir ifadeyle madenlerdir." Fasıl içinde vasıl: "Çalışma veya gayret olmadan Allah'ın mal verdiği kimse." Bir rivayette Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir mala sahip olan kişi hakkında şöyle dediği aktarılır: "Elindeyken üzerinden bir yıl geçmeden böyle bir mala zekat düşmez." Meselenin batını yorumu şudur: kulun Allah'a yaklaşma niyeti taşımadan işlediği güzel huylar, ahiret hayatında kendisine yarar sağlar. Güzel huyları sergilemek için mutlaka Allah'a yaklaşmayı niyet etmek gerekmez. Fakat herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın, güzel huyları yerine getirirken Allah'a yaklaşmaya da niyet etmek, kul hakkında daha üstün ve daha iyidir. Bu konuda aktarılan hadis Ebu Davud'un Daba'a bin Ez-Zübeyr'den aktardığı şu hadistir: Miktat hacet gidermeye çıkmıştı. Bir farenin delikten bir altın çıkardığını görmüş. Ardı ardına dinar çıkarmayı sürdürmüş. En sonunda sayı 17 dinara ulaşmış. Sonra bir dinar daha çıkarmış. Sonra içinde dinar bulunan kızıl bir hırka çıkarmış. Toplam 19 dinar olmuş. Miktat bunları Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem götürmüş ve bu dinarların sadakasını al demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen deliye yaklaşmış mıydın diye sormuş. O da hayır diye cevap vermiş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah bunları sana mübarek etsin demiş. Fasıl içinde vasıl: Ravi şöyle der: Hazreti Peygamber bize alışveriş yaptığımız şeylerden sadaka vermemizi emrederdi. Vasıl, batını yorum: İnsan bir iyilik yapmak ya da güzel bir ahlak işlemeyi içinden geçirirse, içinde geçirdiği şey de Allah'a yaklaşmaya niyet etmelidir. Fasıl içinde vasıl: Zekatın vaktinden önce verilmesi. Ebu Davud'un Ali bin Ebu Talip'ten aktardığı bir hadis nedeniyle bazı bilginler bu görüşe varmıştır. Abbas, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem farz olmadan önce zekatını verip veremeyeceğini sormuş. Hazreti Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem ona izin vermiştir. Başka bir rivayette ise ona ruhsat vermiştir denilir. Güvenilir olsa bile bu hadis hakkında konuşulmuştur. Hadis, özel durumlarda verilmiş bir izindir. Kıyasla esas alınamaz. Vasıl, batını yorum: Farz namazın niyeti, namaza başlandığında gereklidir. İnsan, abdeste başlarken niyetlenip, sonra niyeti namaza başlayıncaya kadar kendisine eşlik ederse bu caizdir ve bu durumda pek çok hayra ulaşmış sayılır. Fakat vakitle sınırlanmış namazın niyetinin vakit girmezden önce yapılması geçerli değildir. Namazı ilk vaktinde birleştirmeyi kabul edenlere göre ise bu caizdir. Dolayısıyla sadakanın erken verilebileceği yadırganmaz. Onlar iyiliklere koşar, iyilik için yarışırlar ayetinde belirtilen acele davranmak bu konuya girer. Bunun batındaki bir örneği de nişanlandığı kıza bakması caiz olan kişinin durumudur. Halbuki kişi
Allah'tan utanarak ve ihtiyaç fazlası bakışı arttırmaktan çekinerek imtina eder ve evleninceye kadar nişanlısına bakmaz. Bana göre nişanlıya bakmak kısım kısım ele alınabilir. Nişanlı Ensar'ın zürriyetinden ise ve nikahtan önce kendisine bakmamışsa kişi hatalıdır. Nikahtan önce yüzüne bakarsa bu bakışı Allah'a yakınlık ve peygamberine itaat demek olur. Ensardan olmayan kız ise böyle değildir. Ancak bakarsa daha iyi olur. İki namazı birleştirmeye gelirsek, ikinci namazın birinciye eklenmesi, batini yorumda besmelede Fatiha'nın ruhunu ya da okumak istediği sureyi bulmaktır. Çünkü besmele her surenin anahtarıdır. Vasıl, fitre zekatı. Bilginler fitre zekatının hükmü hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler farz, bazı bilginler sünnet olduğunu ileri sürerken bazı bilginlerde fitrenin zekatta kaldırıldığını belirtmiştir. Fitrenin batını yorumu şudur. Allah şöyle buyurur. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun yani Fatır. Allah'a hamdolsun. Başka bir ayette ise göklerin ve yerin dürülmüş olduğunu sonra onların açtığımızı görmezler mi? Yani fetk. Buyurur fetir, fetk yani parçalanma demektir. Her doğan fıtrat üzerine doğar ifadesi buradan gelir. Allah'ın ilk açtığı yani parçaladığı yani fetk şey var ediş esnasında var olanların kulaklarıdır. Bu yokluk ve varlık arasında kün sözüyle kudretin onlara ilişme halidir. Böylece Allah'ın emrine uyarak bu hitap vesilesiyle kendi başlarına oluşmuşlardır. Kün mertebenin kelimesidir. İlk yaratılış esnasında kulakları kendisiyle açtığı ilk şey ise sizin Rabbiniz değil miyim ayetidir. Onlar da evet demişlerdir. Dolayısıyla bu insanlara özgüdür. Yaratma ise geneldir. Allah'ın insanların dillerini açtığı ilk şey ise onların evet sözleridir. Allah'ın kendisiyle oruç tutanların midelerini açtığı ilk şey namaza çıkmadan önce Ramazan bayramı gününde yedikleri şeydir. Cennetliklerin midelerinin kendisiyle açtığı ilk şey ise Nun balığının ciğerinin artanını yemeleridir. Bayram günü fitre sadakası verirken kul samadani yani hiçbir şeye muhtaç olmamak oruç tutma halini ifade ettiği şey bu özelliğin sadece Allah'a yaraştığını bilmelidir. Çünkü oruç kula değil Allah'a ait bir eylemdir. Bu zekat hür ya da köle, küçük ya da büyük, erkek ya da dişi her insana farzdır. Söz konusu zekat insanın Rabbliğin müstahak olduğu samadani özelliği bilmesidir. Bize göre fitre hurma ve buğdaydan verilebilir. Bundan başkasıyla verilemez. Bilginlerin çoğunluğu ise beslenilen diğer şeylerden de verilebileceğini kabul eder ki bu tartışmalı bir konudur. Besin bu doğal yapıyı ayakta tutan şeydir. Ruhların besini, onların beslendikleri keşif ilimleri ya da özellikle imandır. Çünkü bu kadar bir ilim ile düşünen ruhların yapısı ayakta durur. Onların zekatı ise özellikle keşif ilmidir. Fasıl içinde vasıl. Fitrinin zengin, fakir, hür, köle, erkek, dişi, küçük, büyük herkese farz olması. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitreyi küçük büyük herkese vacip kılmıştır. Bunun batini yorumu öğrenen ve öğreten demektir. Hür ve kölenin batini yorumu şudur. Hür ve köle varlıklara köle olmaktan kurtulmuş kimse demektir. Onun vakti ve hali yaratıklardan kurtuluşunu görmek olur. Köle var olanlara bakmaksızın vaktini Rabbine kulluğunu görmekten ibaret sayan kimsedir. Erkek ve dişiye gelirsek erkekte akıl, dişide nefs vardır. Her ikisinde de şu durum dikkate alınır. Erkek ilahi ilme bakar yani metafiziğe bakar. Dişide ise doğa ilmine bakılır. Böylece her araştırmacı baktığı yönden kendisine uygun şeyle ilişkili olmuştur. Hadiste geçen zengin ve yoksul, Allah ile zengin olan ya da Allah'a muhtaç olan kimsedir. Bir sağ miktarı buğday ise insanın yaratılışının dört müddü yani buğday ölçek birimi demektir. Onun sağı yani dört müt bir sağ eder. Dört karışımdır. Her unsurun veya karışımın bir müddü vardır. Bunun nedeni insanın ruh, akıl, beden ve mertebe bakımından yetkinliğidir. Sonra onda dört nispetin görülmesi gelir. Bunlarla dış varlığını ve oluşunun esaslarını var ederken Rabbini niteler.
Bunlar hayat, bilgi, irade ve kudrettir. Her niteliğin bir müddü vardır. Böylece toplamı bir sağ eder. Bu ilahi niteliklerle o, Rab, sen ise onun merbubu ve kulu olabilirsin. Vasıl, Darakutni İbni Ömer'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, küçük ya da büyük, hür ya da köle herkesin fitre vermesini emretti. Vasıl, batını yorum. Hoca, terbiye ettiği öğrenciyi, öğrencinin bilgisinin ulaşamayacağı dereceye taşımayı hedefler. Oraya ulaşınca şeyhin onun adına amaçladığı fayda gerçekleşir. İşte bu öğretmenin zekatıdır. Çünkü niyet edilen şeyin iyiliği öğrenciye dönmüştür ve kendisine dönen iyiliği öğrenciye hoca vermiştir. Kuşkusuz hocaya öğrencinin dürüstlüğü sayesinde sahip olmadığı bilgiler açılabilir. Koruması ve gözetimi altında bulunan yetimin malının zekatını veren veli de bu meseleye girer. Asıl içinde vasıl. Yahudi ve Hristiyan'dan fitre zekatını almak. Ebul Hasan Ed-Darakutni kitabında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlardan fitre zekatı aldığını aktarır. Meselenin batini yorumu şudur. Hem cinsin olmayan birine iyilik yapmayı niyetlenmenin iyiliği sana döner. Ben bir Yahudi ve Hristiyan'ın inandığı din ve kitaplarında doğru olan şeylere kendi kitabıma inanmam yönüyle inanırım. Allah şöyle buyurur. Müminler Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve elçilerine inanan kimselerdir. Peygamberlerinden hiçbirini ayırt etmeyiz. Buradan Müslüman fitre zekatını Yahudi ve Hristiyan'dan alabilir. Çünkü ben de onun inandığına inananlardandım. Çünkü benim kitabım onun kitabını, dinim onun dinini içerir. Dolayısıyla onların dini ve kitabı benim kitabım ve dinime dahildir. Nefsin ibadete hazzı, ortak yapması, Üzeyr Allah'ın oğludur, Mesih Allah'ın oğludur diyen Yahudi ve Hristiyanların durumuna benzer. Müminin ise bu nitelikteki nefisten zekat alması gerekir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudi cenazesinde ayağa kalkmış ve şöyle demiştir. O bir nefis değil midir? İşte bu Yahudi ve Hristiyan'dan fitre zekatını almanın batini yorumudur. Bu durum manayı dikkate aldığında böyledir. Yahudi ve Hristiyan kelimelerinin türetildiği hidayet, Yahudi ve yardım, Nasrani kelimelerinin lafzını dikkate aldığında ise onlardan zekat almak, zekatla sadece Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelir. 51. kısım sona erdi. Onu 52. kısım takip edecektir.